Merhaba değerli izleyenler. Ben Mehmet Tabak. Milas'ın Koru Mahallesi'ndeyiz. Geçtiğimiz günlerde burada yaşanan trafik kazasında <laughs> motosikletle kaza yapan iki kardeşimiz genç yaşta hayata veda etmişlerdi. Mahalleliler kazan meydana geldi. o köprüden şikayetçiler. Bakalım bize neler söyleyecekler. Öncelikle siz tanıyalım. Ben e, Koru Mahallesi'nden e, ismim Zeki Özkan. Bu köprüde defalarca kazalar oluyor. Yani bunu tek istediğimiz yani e, muhtarlar koru muhtarı olsun, ekran varı olsun. Yani bunları gidip beraber paylaşıp belediyede veya Moskü'de veya Büyükşehir'de atıyorum, devlet su işleri yani bunu kim ilgileniyorsa yani bunları gidip ortak yani bir çözüm aramaları lazım. Koltuğa oturup kalkmıyorlar yani. Onun için biz bir önlem alalım dedik sürekli burada kaza oluyor yani motor kazası araba traktör kazası devamlı oluyor bir de burası karanlık olduğu için aydınlatma aynı yani abra'nın aydınlatılması lazım şu köprünün de büzler konup kare büzler konup biraz da genişletilmesini istiyoruz yani arkadaşımızın oğluydu Allah rahmet eylesin her iki senede burada sürekli kazalar oluyor. Yazın burada e, şu şey dediğimiz yerimizde. Oradan arkadaşlarım burada. İster istemez alkol alıp. Tabii yolun da dengesiz, düzgün olmadığından, yolları bilmediklerin Çoğu kişi burada maddi hasarlı. Kazalar, yaralanma kazalar var. Ama bunu biraz önce yetkililerden bu yolun ne, gerekli, ne oluyorsa yapılmasını talep ediyoruz. Daha canlar yanmasın. Hani ne analar babalar ağlamasın diye bu yolu yapılmasını istiyoruz. Buraya daha önce Büyükşehir'in kendi otobüsler de giriyordu yani. Bayan şu şoförler vardı mesela. Ee, geçmekte zorlandılar burada. Bu sefer onlar burayı kapattı şimdi. Büyükşehir'in otobüsleri burayı kapattı. Ak yol Ekrenbar'a girip tekrardan ana yoldan tekrar koruya giriyorlar. Eskiden Ekrenbar'dan buradan e, koruya geçiyorlardı. Ya e, oradan da çıkıp gidiyorlardı. Köprünün korkulukları da yok yani. Herhangi hani bir motorda en azından bir adam dayanır bir şey olur mesela hani düşmesini engeller yani. Bir dengesini yapar ama şimdi bu köprünün korkulukları da yok. Yol burada zamanında yapılırken Artık o günün şartlarına göre yapılmış. Düz gitmiyor. Şu şekilde S çizerek devam ediyor ve yola baktığınızda karşıdan düz gelmesi gerekiyor. Yani köprünün şu kısmının aslında boş olduğunu görüyorsunuz. Yani baktığınız zaman yol dümdüz devam ediyorsa köprü düz şekilde gelip devam etmeli ama o şekilde değil. Çok yan şekilde kalıyor. İki yoldan gelen araçlar da aslına bakarsanız zorlanıyor burada. Vatandaşlar da meydana gelen kazanın köprü nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Düz gelip eğer devam eden bir köprü olsaydı bu kaza meydana gelmeyebilirdi ve genç kardeşlerimiz hayatını kaybetmeyebilirdi diyorlar ve burayla ilgili acilen çözüm bekliyorlar.